Bugün sorting problemine bakmaya başlıyoruz. Önümüzdeki 4 hafta değişik sorting algoritmalarına bakacağız. Öncelikle sorting nedir, niçin önemlidir? Bazı tanımlar verdikten sonra basic sorting algoritmalarına bakacağız. Selection sort, bubble sort, insertion sort. Bunlar iteratif sorting algoritmaları. Daha sonra divide conquer sorting algoritmalarında merge sort'a bakacağız. Ve merge sort'ta çok ilişkili olan inversions counting problemine bakacağız. Şimdi sorting öncelikle ne? Sorting, bir size array of numbers veriliyor. Unsorted olarak. Siz bunları küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sort edeceksiniz. Sıralayacaksınız. Burada küçükten büyüğe doğru sıraladım. Ben tüm algoritmalarımda küçükten büyüğe doğru sıralama yapacak şekilde algoritmayı tarif edeceğim. Fakat algoritmaları çok basit bir şekilde değiştirerek büyükten küçüğe doğru da sort eder şekle getirmek mümkün. Biz hep örneklerimizi rakamlar üzerinden vereceğiz. Fakat aslında lexicographical olarak order edilebilen tüm data type'lar sort edilebilirler. Bunlardan kastım floating point numbers, string'ler. Bunlar da string'ler de biliyorsunuz lexicographical olarak order edilebilirler. Yani aralarında küçük, eşittir veya büyük ilişkisi olan bu şekilde order edilebilen tüm key'ler sorting algoritmaları tarafından sıralanabilirler. Niçin önemli sorting? Çünkü çok kullanımı var. Bu yüzden zaten çok fazla sorting algoritması var. Çünkü çok önemli bir problem. Mesela data retrieve ediyorsanız özellikle database sistemlerinde mutlaka başında veya sonunda bir yerde sorting yapıyorsunuz. Database dersini alanlar bilir. Order by diye bir clause var. SQL query'leri yazarken. Order by direkt şu key'ye göre çıkan sonucu şey yap diyor. Sort et de bana döndür diyor. Duplicate elimination için de çok önemli. Database sistemlerinde özellikle ne deniyor o operasyona? Kolonların sayısını azalttığınız zaman duplicate'lar oluşmaya başlıyor. O duplicate'ların elimine edilmesi gerekiyor. Sonuçlar database sistemlerinde bir query yaptığınız zaman sonuçları size döndürürken içinde duplicate olan sonuç döndürmez. Bunları elimine etmesi gerekiyor. Duplicate eliminasyon probleminin en kolay çözüm yöntemi şey kullanmadan, excess space kullanmadan sorting. Bunu zaten biliyorsunuz iteratif algoritmaları şey yaparken, tartışırken şey yapmıştık, çözmüştük bu problemi. Oradan hatırlayacaksınız. Sort ettikten sonra duplicate key'ler arka arkaya gelecekler ve çok hızlı bir şekilde bunları elemine edebilirsiniz. Bottom line, özellikle information retrieval sistemlerinde sorting'in çok sık kullanıldığını görürsünüz. Ayrıca başka algoritmaların içinde de sorting'in ya initial step veya son step olarak kullanıldığını görürsünüz. Bunları yani ileride kendiniz de algoritma tasarlarken bir problemle karşılaştığınızda mutlaka bir yerlerde sorting kullanmanız gerekecektir. Başka sorting ne işe yarıyor? Mesela sort edilmiş data'ya log n binary search yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz unsorted bir array'de binary search yapamazsınız. Öncelikle o array'in sort tarihe getirilmesi lazım eğer binary search yapmak istiyorsanız. Başka k'nıncı en büyük elemanı öğrenmek istiyorsanız veya k'nıncı en büyük elemana order 1'da access etmek istiyorsanız bir array'de yine şeyinizi, data'nızı sort edilmiş olarak bir array'de tutmanız gerekiyor. Bottom line, sorting çok önemli bir problem ve çok fazla application var. O yüzden zaten çok fazla tasarlanmış algoritma olma sebebi bu. Sorting algoritmalarında iki önemli parametre var diyelim. Bir algoritmayı değerlendirirken birisi is it in place. Yani algoritma çalışırken eğer sadece order 1 kadar extra space kullanıyorsa buna in place algoritma diyeceğiz. Bizim göreceğimiz çoğu sorting algoritması in place olacak. Birkaç tane sadece yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 tanesi hariç. Eğer extra space kullanıyorsa yani order n kadar bir extra space kullanıyorsa o zaman buna not in place algoritm diyeceğiz. İkincisi ise stability. Stability şu, eğer input'unuzda duplicate key'ler varsa sort ettikten sonra bu duplicate key'lerin order'ının bozulmaması demek. Tabii ki duplicate key'ler arka arkaya gelecek fakat buradaki sırası neyse burada da aynı sırayla gelmesini istiyoruz. Bunu şöyle daha iyi anlamanız için bir örnekle gösterelim. Diyelim ki input'unuz bu. Stable bir sorting algoritmasına soktuğunuz zaman bakın buradaki 5'lerin sırası değişmedi. Tabii ki bunlar dediğim gibi sort edildiği zaman arka arkaya gelecekler. Ama ilk 5 yine en başta geliyor. İkinci 5 ortada geliyor. Son 5 sonda geliyor. Yani bunlara i, j ve k indeksleri derseniz i j'den küçük, j de k'dan küçükse
Sort order'da da aynı sırayla geliyorlar. Yani önce AI, sonra AJ, sonra AKK şeklinde geliyor. Eğer bir stable sorting algoritması kullanıyorsanız. Eğer sorting algoritmanız stable değilse o zaman bu keyleri şey yapabiliyor. Order'larını değiştirebiliyor. Yani şu 5 input şeyde array'de daha önce gelmesine rağmen sorted array'de daha sonra gelebiliyor. Bu tabii ki size şu anda çok mantıksız gelebilir. Yani sonuçta bütün 5'ler arka arkaya gelecek. Bunların order'larının değişip değişmemesinin ne gibi bir etkisi olabilir diye düşünebilirsiniz. Şöyle bir örnek verirsem daha iyi anlayacaksınız niçin stability'nin önemli olduğunu. Diyelim ki bir database'den retrieval yapıyorsunuz ve isime göre sorted olarak key'leri döndürdünüz. Burada pair'ler olarak dönüyor. Ali birinci sınıf, şu birinci sınıf demek. Cem ikinci sınıf, Hasan ikinci sınıf, Kemal birinci sınıf, Suna dördüncü sınıf, Tamer 3, Umut 4, Zeki 2. Gördüğünüz gibi burada isme göre sıralı olarak döndürdü. Yani bir SQL query'sini diyelim ki işte select from table ve order by name dediniz. Yani first name dediniz. Bu şekilde size döndürdü. Şimdi bunu elde etmiş durumdasınız. Yani isme göre bunlar sorted durumdalar. Biz şeye göre, sınıfa göre yani ikinci key'e göre sort etmek istiyoruz. Yani öyle bir sorting algoritmasına sokacağız ki bunları sınıflarına göre sort edeceğiz. Böylece amacımız aslında aynı sınıftaki öğrencilerin arka arkaya gelmesini sağlamak. Bir nevi group by class ne diyelim number diyelim ya da öyle diyelim class number diyelim. Yani birinci sınıflar arka arkaya, ikiler arka arkaya, üçler ve dörtler olacak şekilde ikinci key'e göre sort ettiğimizi farz edelim. Şimdi stable bir sorting algoritması bunların birinci sınıfların veya ikinci sınıfların bu sıradaki buradaki orderlarını değiştirmeyeceği için birler arka arkaya geldiğinde aynı zamanda isme göre de sorted olacaklar. Bakın Ali 1, Kemal 1'di. Ali 1, Kemal 1 şeklinde gelecek. Aynı şekilde ikiler Cem, Hasan ve Zeki şeklinde geliyordu. Burada Cem, Hasan ve Zeki şeklinde gelmek zorundalar. Tabii ki bütün ikiler arka arkaya gelecek ama burada isme göre sorted'tu. Bakın burada da göre de isme göre sorted. Yani aynı sınıftaki öğrenciler aynı zamanda isme göre de sorted olacaklar. Aynı şekilde 4. sınıf öğrencileri de isme göre sorted olacaklar. Eğer stable bir sorting algoritması kullanıyorsanız. Ama stable bir sorting algoritması kullanmıyorsanız o size sadece 1. sınıfların arka arkaya, 2'lerin arka arkaya ve 3'lerin ve 4'lerin arka arkaya geleceğini söyleyebilir. 1. sınıftaki öğrencilerin orderingini korumuyor. Bu durumda mesela bakın Ali önce geliyordu. Kemal sonra geliyordu burada. Şimdi Kemal önce gelip Ali sonra gelebilir. Her ikisi de 1. sınıf öğrencisi sonuçta. Aynı şey 2. sınıflar için geçerli. Burada Cem, Hasan ve Zeki şeklinde order edilmesine rağmen burada Hasan, Zeki ve Cem şeklinde order edilebilir. Yani şu ordering'i hiçbir şekilde bilemezsiniz nasıl olacağını. Hepsinin 2 olduğu için arka arkaya geleceğini bilebilirsiniz sadece. Fakat isim sırasının korunmasını garanti edemezsiniz. Yani ordering korunmadığı için. O yüzden stability bu yüzden önemli. Eğer sizin için bu key'lerin orderinginin yani input array'deki orderingin preserve edilmesi önemliyse stable bir sorting algoritması kullanıyorsunuz. Önemli değilse o zaman non-stable bir sorting algoritması kullanabilirsiniz.